Türkiye'nin insansız hava aracını geliştirmek için imza 2004'te atıldı. Tasarım ve üretim çalışmaları 2007'de başladı. Anka, 2010'da hangardan çıkıp ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 2017'de envantere girdi. Türkiye'nin ilk insansız hava aracı Anka, geçen sürede kendi kategorisinde dünyanın en iyi operatif sistemlerinden biri haline geldi. Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, Anka projesini güvenlik güçlerinin keşif, gözetleme, hedef teşhis, tespit, tanımlama ve takip ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdi. Yıllar içinde Ankalar, elektronik harp, deniz üstü harbi, hava-yer taarruz, istihbarat toplama gibi çoklu rol yetenekleri kazandı. Anka A, Anka B, Anka S ve Anka I olmak üzere 4 ayrı model geliştirildi. 2013 yılında SİHA olarak kabulü yapılan Anka A, ilk görev uçuşunu 2016'da gerçekleştirdi. Anka A'yı milli kamera ve milli radar sisteme entegre edilen Anka B takip etti. Anka B, 2017'de SİHA özelliği kazandı. Eş zamanlı olarak geliştirilen Anka S ise TÜRKSAT 4B ile entegre edildi. Böylece Türkiye'nin uydudan kontrol edilebilen ilk insansız hava aracı oldu. Bu üç modelin ardından havadan elektronik istihbarat toplayabilen Anka I geliştirildi. TUSAŞ, 2018'de de kendi geliştirdiği yerli ve milli motoru Anka'ya entegre etti. Üretilen İHA ve SİHA'lar, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları himayesinde birçok önemli görev üstlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT, sınır ötesi operasyonlarda ve terörle mücadelede kullandı. Emniyet ve jandarmanın operasyonlarında aktif bir rol oynadı. Yalnızca askeri operasyonlarda değil, yangın ve deprem gibi afetlerde de kullanıldı ve kullanılmaya devam ediliyor. Geçen sürede onlarca Anka üretilerek savunma ve güvenlik envanterine dahil edildi. 2024 yılı sonu itibarıyla toplam üretim hedefi 140 olarak belirlendi. Tunus'la başlayan ihracat süreci Kazakistan ve Malezya gibi dost ve kardeş ülkelerle devam etti. TUSAŞ zaman içinde İHA hedeflerini güncelledi. Anka platformu kullanılarak yüksek faydalı yük taşıma kapasiteli Aksungur geliştirildi. Kazanılan mühendislik bilgi birikimi, insansız savaş uçağı Anka 3'e giden süreci hızlandırdı. Anka 3, 28 Aralık 2023'te ilk uçuşunu icra etti. Uçuş tamamen otonom olarak gerçekleşti ve iniş otomatik olarak yapıldı.